Adam hangi diyor ki size, ben diyor insani ölçüde geçinemiyorum diyor. Sen PKK diyorsun. Ya PKK'nın da Allah belasını, diğerlerinin Allah belasını. Hatta AKP'nin de CHP'nin de. Bak CHP'ye oy verdin, onu da Allah belasını versin. Samimi söylüyorum, bir dakika. Şimdi iki gün önce Allah şahit 980 TL misafir geldi. 2 kilo et aldım 980 TL. Allah şahit. 980 TL 13 yıl maaşımdı. 13 yıl önce benim maaşımdı. Nereden nereye? Biz AKP'yi eleştiriyoruz. Vay alan bunlar devlet saldırı. Ya bırakın bu yalanları ya. Adam diyor ki ya geçinemiyorum. Vay efendim işte siz şeysiniz, siz busunuz. Ya babam 7500 lira maaş alıyor. 6000 liralık evde oturuyor. Ve diyorsunuz ki Kolombiya'da PKK gidiyor. Ya ne alaka abi? Yok. Bahsettiğimiz şey ekonomik bir düzlem. Ha hükümetin doğruları var mı? Var. Hani terör örgütleri konusunda savaşıyor. Buna samimiyiz. Ancak şimdi insan diyor ki ben açım. İnsani ölçüde geçinemiyorum diyor. Biri diyor ki yok işte efendim işte dış güçler bunlar. Abi cevap bu değil. Bizim aradığımız şey çözüm. Diyorsunuz ki burada yanlış var. Ya vatandaş suçluyor ya. Bu diyor ki ben geçinemiyorum. E sen de şöyle geçin. Bu niye bu niye mi? Ya böyle bir şey yok ya. Ya böyle bir şey yok. En kötü şeyi biliyor musun? Ben AKP'li vatandaş, CHP'li vatandaş hiç önemli değil. Diyorum ki senin durumun kötü. Diyor ki bana siz hainsiniz. Siz yanlışsınız. Siz hep hükümeti kötülüyorsunuz. Devleti kötülüyorsunuz. Ya devlet ve hükümet kavramını bilmeyen insanlar tarafından çevrelenmişsiniz. En büyük yanlışlık burada. Ya bir insana aç olduğunu söyleyince aç olduğunun farkında değil bu insan ya. Ya kirasını ödeyemiyor. Sokağa atılma tehlikesiyle karşı karşıya ama hala bir şeyleri savunabiliyor. Savunabilirsin ama savunduğun şey mesela ne olsun biliyor musun? Milli politikayı savun. Ama açsın. Bak encilik açsın. Ya ben 20 bin lira maaş alıyorum geçinemiyorum ya. Ama 7500 lira maaş alan adam burada bana posta koyuyor. Ya da herhangi birisine. Ya bu aklımız kabul etmez. Vicdanı şey aklımız. Şey bırakın, dünyanın en kötü insanı bile olsanız, en akılsız insanı bile olsanız 7500 lirayla hiçbir insan geçinemez. 7500 lirayla geçinebilir diyen kim olursa olsun o ahlaksızdır, Allahsızdır, kitapsızdır. Ama diyorsunuz ki, ya efendim bu da yanlış, bu yanlışı ben değil, siz değil, başka düzeltecek. Açlık kavramı nedir? Abi aç mezar yok dedi. Bakın, açlık ne biliyor musunuz? Sadece mide değil. Ben şurada efendim, kendi telefon bozuldu diyelim. Bak geçen bak Allah şahit ya geçen telefonum rüyamda bozuldu. Yok başka bir şey. Rüyamda telefonum bozuldu. Vallahi korkarak uyandım. Acaba gerçek mi diye. Çünkü param yoktu yaptıracak kadar. Yani ekonomik kaygılara sekiyorsun insanları. Açlık sadece bu değil. Ben eğer arkadaşımın düğünü olduğu zaman inşallah düğün olmaz diyorum. Ya da bir cenaze olmaz diyorum. Çünkü hakikaten girecek karışacak durum yok. Yani insanlar sadece buraya düşünmesinler. Çocuğu olduğu zaman evlendirebilecek mi? Yine bir komşusu öldüğünde cenazesine başka şeyle gidebilecek mi? Ne diyeyim, ya da bir akrabası borç istediğinde verebilecek mi? Ya biz bunu sadece mide olarak düşünmeyelim. Ben şu an ya vallahi ben 10 yılda bir herhangi bir yere gidemiyorum ya. Tatile gidemiyorum. Param yok. Ya ben 20 bin lira maaş alıyorum. Büyük gözükebilir. Ama yok. Yani değil yani. 800-900 dolar bile değil. Ya yani adam, abi ya. Zaten aldığım paranın yarısını ev kirasına veriyorum. Üçte biri de faturalara gidiyor. Bana kalıyor 6-7 bin lira. Ya ben insan değilim çoğuna göre. Ama çoğu da benden daha da insan değil. Bizim anlatmak istediğimiz şey şu. Basit bir şekilde. Ülkede ekonomik sıkıntılar var. Ben herhangi bir AK Partili vatandaşa onun aç olduğunu söylüyorum. Ama o bunu kabul etmiyor. Yani AKP ile CHP'li hiç önemli değil. İnsanız. O da aç, ben de açım. O da aynı şekilde acıkıyor. Ben de aynı şekilde acıkıyorum. Abi onları değil. Sorun şu. Bir de herhangi bir şey vatandaşı diyoruz ki. Bak diyor şurada bir adam var. 4-5 maaş alıyor. O da öyle. Onda nasip olmuş. Ya böyle bir şey yok ya. Bizim zihinlerimizin bir değişmesi gerekiyor. Yani bunu hani parti olarak söylemiyorum. Mevcut iktidarda bunlar var. Ben eleştireceğim. Adım Sinan. Çekinmiyorum kardeşim. Ülkeyi berbat yönetiyorsunuz. Oy verenler de hem geçmiş 5 yılı hem gelecek 10 yılı garantilediler. Ya onunla yüzden ben de açım. Ha diyorum ki AKP kötü CHP mi? İkisinin Allah belasını versin. Ben ikisini de sevmiyorum. Sıfırdan bir şeyin gelmesi gerekiyor. Önce şu halkın değişmesi gerekiyor. Ama bu da çok zor. Bu zinet çok zor. Diyelim kolay gelsin. Buyur abi. Olacak. Düzeltin abi. Ya kardeş bu kadar. Ben çiftçiyim hemşerim. Yanlışı düzeltmek için. Ben de çiftçiyim ya. Ama emekliyim 30 senedir emekliyim. Emekliye ayın 15'inde dedi ki çalışanlara bu parayı vermeyeceğiz. Tamam onu kabullendik. Ulan ben çiftçi kartına gidip para çekeceğim, emekliyim. Ben neymişim de destekleme alıyormuşum. Sen çiftçiyle ne uğraşıyorsun? O gece telefon etti şeylere, tarım ilçelere. Aman bu garibanlara bu parayı vermem. Onu kim telefon etti?
etmiş. Siz neredeydiniz? Telefon siz bunu yayınlayacak mısınız? Yayındayım. Hangi kanalda? Bak bak. Telefon etmiş falan. Bak dinle 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 bak.